arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 0-6 aylık bebeklerimiz için güzel bir patik çalışacağız. Patiğimizi örmek için şöyle gördüğünüz taban kısmından başlıyoruz. Taban kısmımızın hem burnundan hem de topu kısmından artışlarımızı yaptıktan sonra kenardaki gördüğümüz bölümümüzü örüyoruz ve katladıktan sonra tekrar yeşil rengimize geçerek kesme işlemlerimize başlayıp patiğimiz yeterli ölç şey gelince kesme işlemini şuradaki burun kısmından yapıyoruz ve yine e, tabanımızın kenar çerçevesini oluşturduğumuz renkli bilek çerçevesini oluşturarak patiğimizi tamamlıyoruz. Bilek çerçevesinde yine iki kat halinde örüyoruz. Aradaki görmüş olduğumuz şöyle bakınız çalışmamızı kirpikli bölümümüzde yaptıktan sonra uç kısmındaki bağcığımızı ve bağcıklarımızın ucundaki palamut süslemelerimizi yaptıktan sonra patiğimiz kullanıma hazır hale geliyor. Patiğimiz 0-6 ay bebeklerimize uygun olduğunu söylemiştik. Daha büyük bebeklerimiz için öreceksek ikişer ikişer artırarak dilediğimiz yaş grubu için ayarlayabiliriz. 1 yaşa buçuk yaşa göre ayarlamalarımızı yapabiliriz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen patiğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 3 numara şiş kullanarak patiğimizi örelim. İpimiz kalınsa 3,5 numarayla da örebiliriz. Benim ipim Nako'nun Lüks Minnoş Baby'si. Hemen şöyle ayarlıyorum ve ilmeklerimi toparlamaya başlıyorum. 33 tane ilmeğimi şişime alıyorum. Ben 0-6 aylık bebeklerimiz için örüyorum. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarım artı 2, artı 4 yani diledikleri yaş grubu için ikişer ikişer sayılarımızı artırabilirler. Yani 33 hazırlıyorum ben. 35, 37, 39 tekli sayılarla ayarlamalarımızı yapsınlar. Evet şimdi 33 tane Ilmeğimi şişime alıyorum. 33 tane ilmeğimi aldım. Bir tane şöyle düğümümü atıyorum ve hemen örmeye başlıyorum. Haroşamızı hangi yönden örüyorsak o yönden örmeye başlayalım. Ben düz yönden örüyorum ve ilk ilmeğimizi e, ilmek aldıktan sonra mutlaka örerek başlatıyoruz. Bakınız birinci ilmeğimi de düz örüyorum. Bu sırayı düz bir şekilde işlem yapmadan örüyoruz. Evet, şimdi bir diş e, oluştu. Bakınız sıramızda ilmeğimizi almıştık, bir sıra ördük. Burası örgümüzün ön yüzü. Şöyle bir tane işaretimi taktım. Bakınız, bu işaretimizde tam ortadaki tek ilmeğimizi ayarladık. 33 tane ilmek alarak başlamıştık. 16'sını sol tarafa, 16'sını sağ tarafa ayırdım ve e, bir tane de ortaya ayırdım. Toplamda 33 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu Ortadaki ilmeğimin sağından ve solundan gizli artışlarımızı yaparak patiğimizin taban kısmını başlatıyoruz. Bu modelimizde sadece ortadan değil kenarlardan da birer tane artışlarımızı yaparak toplamda 20 artışımızı gerçekleştirip e, sayımızı artırıyoruz. 33 olan 43 ve 53 sayısına çıkıyor. Evet şimdi bakınız artışlarımızı hemen yapmaya başlayalım ama öncesinde şöyle bir e, çizimle göstermek istiyorum 33 ilmeğimi aldım burada görüldüğü gibi şöyle tutalım 33 ilmeğimizi aldım tam ortaya bir tane ayracımı taktım bu ortadaki ilmeğimin sağından ve solundan artışlarımı yaparak örmeye başlayacağım bakınız bir olan ilmeğim ilk artışım sonrası 3 ilmeğe çıkacak daha sonrası artışlarımda sağından ve solundan 3 ilmeğin 5'e çıkacak. Tekrar hep ön yüzden artıyoruz. Arka yüzden olduğu gibi örüyoruz. 5 ilmeğim 7 ilmeğime sonrasındaki artışımızda 9'a ve en son 11 ilmeğe çıkacak. Yani 10 tane artış yapacağız. Bir tane de kendi ilmeğimiz. Kenarlardan ise beşer beşer artışımız olacak. Bir tane bu yönden arttığımız bir tane de diğer yönden arttığımız için. Şimdi birinci ilmeğimi örüp hemen ikinciden başlayalım ki kafamız karışmasın. İkinciden ya da daha fazla ilerden başlarsak biraz daha zor olabilir. Hemen birinci ilmeğimizi boş alıp ikinci ilmeğimizi artırarak başlayalım. ve Beş sağdan beş soldan artışımızı yapalım. Toplamda kenarlardan beşer beşer ortada ise on artışımızı bu şekilde yapalım. Bakınız hiçbir şekilde e, herhangi bir karışıklık olmadan bu artışlarımızı yaparak patiğimizin taban kısmını büyütelim. Hemen birinci artış sıramızı ön yüzde yapıyoruz ve hemen başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi artışımızı nasıl yaparsak dilerseniz parmağımızı şu şekilde bükerek takabilirsiniz. Şu şekilde dilerseniz şu şekilde ya da farklı herhangi bir yöntemle yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hangisini tercih ederseniz. Evet ben şu şekilde takmayı tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Bakın sadece parmağınıza şöyle alın ve takın. Dilerseniz tabi kolay geliyorsa bükerek de hemen geçirebilirsiniz. O da çok kolay. Bakınız birinci ilmeğimi boş aldım. ikinciyi artırarak başladım ve ilk artışımı bu yönden yaptım. Şimdi herhangi bir farklı işlem yapmadan işaretime kadar ilerliyorum. İşaretimin yanı başına geldim ve artışımı yapıyorum. Bakınız parmağımı aldım ipimi hemen şişime takıyorum. Şu şekilde geçiriyorum. Bir tane artışımı yaptım. Hemen bakınız bir tane ilmeğimizin kenarından bir artış yaptım. Şimdi ana ilmeğimi örüyorum ve bir tane de ana ilmeğimden sonraki artışımı yapıyorum. Bakınız artış yapacağım ilmeğimi örüyorum. Bundan sonra bir tane daha artışımı yapıyorum. Toplamda artışlarımızla birlikte bakınız 3 tane ilmeğimiz oldu. Ve devam ediyorum. Son ilmeğimize kadar dümdüz örerek ilerleyelim. son ilmeğime kadar örerek geldim en son bir tane ilmeğim kaldı hemen bir tane artışımı yapıyorum şişime taktım bakınız bir ilmek ve son ilmeğimi örüyorum tekrar örgümün arka yönünü çeviriyorum artış yaptığım sıramızın tersinde herhangi bir işlemi yapmadan hepsini düz olarak örüyorum haroşasına tersten ören arkadaşlarımız tersten örsünler Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım ipimi aradan geçiriyorum kenarımın düzgün olmasını istiyorum ve başlıyorum birer birer hepsini örmeye Evet sıramızı tamamladım ve yeniden ön yüzdeyiz. İkinci artışlarımızı yapacağımız sıramızdayız. Bakınız ikinci artışlarımızı şu şekilde yapıyoruz. Önce birin etrafından yapmıştık. Şimdi üçün etrafından yapıyoruz. Arttığımız ilmeklerimizi esas alıyoruz ve onların öncesinden ortadaki oluşan ilmeklerin dışından alarak artışlarımızı yapıyoruz. Her seferinde sadece birin etrafından yapmıyoruz. Biri 3 ilmeği çıkarmıştık. 3'ün sağından ve solundan yapıyoruz. Burada başlangıçta da ilk ilmeğimizi boş almıştık. ikinci ilmeğimizi örmüştük. Şimdi ikinci ilmeğimizi örüp ikinden sonraki e, ilmeğimize geçmeden artışımızı yapıyoruz. Bakınız hemen yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada bu ilmeğimi artmıştım. Onu örüyorum. Ve şimdi bir tane ilmeğimi takarak artışımı yapıyorum. Her seferinde artacağımız zaman önce arttığımız ilmeği örüyoruz kenarlarımızda. Daha sonra geçişimizi yapıyoruz. Birinciyi boşalmıştık. İkinciyi artmıştık bir önceki sıramızda. Şimdi ikisini ördüm. Üçüncüyü arttım ve devam ediyorum. Bitişte de aynı şekilde bu kenarlarımızı çalışacağız. Ortaya doğru ilerliyorum. Hiç işlem yapmıyoruz. Bakınız Evet şöyle görelim bakınız. Artmış olduğumuz ilmeğimizi hemen bir tane ilmeğimiz kaldı. Onu da örelim. Şöyle görelim bakınız. Şöyle açtığım zaman arttığımız ilmekleri görmekteyiz bakınız. Altta minik minik boşluklar oldu. Bu ilmeklerimizden öncesinde artışımızı yapıyoruz. Bir bir üçgen görüntüsünü oluşturuyoruz. Artışımı yapıyorum. Şöyle ilmeğimi takıyorum. Ortadaki üç ilmeğimi örüyorum. 2 ve 3, üç. 3'ün sonunda da bir artışımı yapıyorum ve dışa doğru örmeye başlıyorum 3 ilmeğimizi 5 ilmeği çıkarttık şöyle sayalım bakınız arttığım ilmeğin 1 2 3 4 ve diğer arttığım 5 Evet dışa doğru ilerleyelim buradaki artışımızı da birlikte yapalım sonrasında yeterli sıraya gelince tekrar görüşelim Evet, burada arttığım ilmeğim buydu. Hemen iki tane ilmek kalarak bir tane daha şişime takarak artışımı yapıyorum. Bu şekilde artışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, sıramızı bu yönde tamamen hiçbir işlem yapmadan örelim ve gerekli artışlarımızı yaparak batıyımızın tabanını tamamlayalım. 6 diş haroşamızı ördüm ve artışlarımızı yaptım. Şimdi ikinci rengimiz olan rengimize geçiyoruz. Bakınız patiğimizin şuradaki bölümünü çalışıyoruz. Burada iki kat olarak kıvırdığımız yan bölümümüzü tabanımızın hemen kenarına rengimi alıyorum. Yeşil ipimi koparmıyorum. Çünkü bükeceğimiz için burada yeşil ipimizle yeniden devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Renk değiştireceğim zaman. Bakınız ikinci ilmeğimi örüyorum. 3. ilmeğimi hepsine düz örüyorum ve örgümüzün şu an düz yönündeyiz. Bu rengimizi bir ters bir düz olarak örüyoruz. Dilerseniz buradaki ipimizi arkadan gizleyerek örebilirsiniz. Dilerseniz sonrasında tığ yardımıyla gizleyebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Şimdi düz bir şekilde örerek ilerleyelim. Hiç artma ve eksilme yapmıyorum örgümüzün düz yönünde düz ters yönünde ters olarak öreceğiz ve toplamda 6 sıramızı ördükten sonra ilmeklerimizi alarak bükeceğiz Evet şimdi sıramızın sonuna doğru ilerliyorum örgümün düz yönünden bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm hemen arkasını çeviriyorum arkasında ise ters örgümü örüyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum hemen ikinci ilmeğimi ters olarak başlatıyorum ve sıramızı tamamlıyoruz. Bir düz bir ters olarak toplamda 6 sıra örelim ve görüşelim. Şimdi buradaki tabanlığımızın yan kısmını örmeye başlıyoruz. Şimdi ilmeklerimizi birleştiriyoruz. Yeşil ipimizi alalım ve bir tane tığ yardımıyla ilmeklerimizi çıkaralım. Dilerseniz şişimizde yaparsınız ama şiş biraz daha zorlayıcı olmakta. Birinci ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Aşağıdan. Bakınız kahverengi olan şuradaki gördüğüm ilmekten yeşil ipimi alarak şöyle geçiriyorum. İkinci ilmeğimi önce ilmeğime takıyorum. Daha sonrasında bakınız altta duran kahverengi takıyorum. Yeşil ipimi şu şekilde içinden geçiriyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra şişimde takılı ilmeğimden alarak bu arayı kapatıyorum. Önce şişimdeki ilmeğimi takıyorum. İsterseniz şu çıkarıp da alabilirsiniz. İsterseniz takılı da. Aşağıya bakıyorum. Bakınız kahverengi ilmeğimi alıyorum. Önce alttaki ilmeğin içerisinden yeşil ipimi geçiriyorum. Daha sonra şişimden geçiriyorum. Ve boşaltıyorum. Tekrar bakınız ilmeğimi takıyorum tığımı. Aşağıya bakıyorum. Hemen sıradaki hiç atlamayalım. Birebir denk gelecektir. İlmeğimi geçiriyorum. Bakınız yeşil ipimi aldım. Hemen şişimdekinden de geçirdikten sonra boşaltıyorum. Şişimdekine takıyorum. Şöyle eliniz alışıp güzel bir yön edindikten sonra çok rahat bir şekilde her ikisini aynı anda alarak örebileceksiniz. Bakınız aldım. Sıradakini örüyorum. Hemen aşağıya bakıyorum. Her ikisi de farklı renkler olduğu için rahat rahat örüyorum. Takıyorum. Diğer alttaki kahverengi mi alıyorum. içinden geçiriyorum ve bakınız yukarıdaki ilmeğimin içerisinden de geçiriyorum. Tığım olduğu için bakınız fazla yığmıyorum. Hemen şu şekilde tığımı boşaltıyorum. Şişimi takıyorum. Şişimi takıp şöyle ilmeğimi şişimi biraz uzattıktan sonra yeniden almaya başlıyorum ilmeğime batıyorum aşağıya bakıyorum bakınız hemen şuradan alıyorum sıradaki ilmeğimi ve geçiriyorum tekrar önce ilmeğimden geçiriyorum sonra en alttaki kahverengimden alıyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayarak ilerliyoruz ve biraz tığımıza dolan ilmeklerimizi boşaltıp tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi şişimizi düzgün bir şekilde takıyoruz İlmeklerimizi birer birer toparlayarak bu şekilde kapadık. Kenardaki her iki ilmeğimizin hem başlangıç hem ilmeği bitiş ilmeğimizi ise şu şekilde gizleyebiliriz. Bakınız. İç kısma doğru tığımla alıyorum önce bir tanesini. Getiriyorum bu tarafa doğru birer birer. Bir tane daha getiriyorum. Bakınız biraz var. Şimdi getirmiş olduğum en son kısımdan Şöyle alıyorum, bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve buraya sabitliyorum. Diğer ipimizi de aynı şekilde alalım, içe doğru getiriyorum ilmeklerimin arasından ve şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız isterseniz zincir sonrası da yine kaybedebilirsiniz ya da hemen kesebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu şekilde. Geçiyorum tekrar. Evet, diğerini de hemen düğümden sonra kenarda düğüm lütfen yapmayalım. Bu şekilde gizleme işlemimizi yaparsak çok daha güzel olacaktır patiğimiz. Evet. Bunu da keselim. Diğerini iyice yok etmiştik. Bunu şöyle kesiyorum. Şimdi yeşil ipimizle tekrar örmeye devam ediyoruz. Burada 53 tane ilmeğimiz var. 33 ilmek olarak başlamıştık. 10 ortada arttık. 5 kenarda 15. 5 de diğer kenarda arttık. Toplam 20. 53 ilmeğimizi örelim. 2 diş haroşa olsun. Sonrasında görüşelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve haroşa olarak örmeye başlıyoruz. Sadece düz örgüyü şu kısmı için örmüştük. Evet devam ediyorum. Bakınız haroşa olarak düz örgülerimle ilerliyorum. İki diş haroşamızı örelim ve görüşelim. 2 diş haroşamı ördüm ve yeniden bakınız işaretlerimize koydum. Biz 33 tane ilmekle başlamıştık. 16 ve 16 ayırmıştık. Burada da aynı işlemimizi yapıyoruz. Sayımızı kaç başlarsanız tam ayırmış olduğunuz bir tane ilmeğin kenarındaki bölümlerimizi yine aynı sayıda ayırıyoruz bu üst kısımda burun kısmını oluşturma bölümünde. Ve e, buradaki Aradaki bölümleri kesiyoruz ve büyütüyoruz. Kenarlarımız yine alttaki gibi 16 ve 16. Altta hangi sayıyla başladıysanız buradaki kahverengimizden sonraki sıramızda da aynı sayıda olması gerekmekte. Evet şimdi 16 tane ilmeğimi ördüm. Araya işaretimi koydum. Bakınız şurası bizim keseceğimiz bölümlerimiz. Hem sağ taraftan hem sol taraftan keserek burun kısmımızı iyice belirgin hale getiriyoruz. Evet düz yöndeyim. Her iki ilmeğimi alıyorum ve kesiyorum. Ve devam ediyorum. Aradaki ilmeklerimi birer birer örüyorum. Kenarda bıraktığımız ilmekler ilk başlarken taban kısmıyla aynı sayıda olmalı. işaretlerinizi takarsanız çok rahat hiç sürekli saymak zorunda kalmadan hem başlarken hem de bitişte aradaki ayırdığımız ilmekler için söylüyorum kesme işlemini yaparak ilerleyebiliriz. Son iki ilmeğimi aynı anda alıyorum düz bir şekilde ve kesme işlemini yapıyorum. Hem başlangıçta kestim hem bitişte kestim ve işaretimden sonraki 16 ilmeğimi birer birer örüyorum. Örgümüzün arka yönünde kesme işlemi yapmıyoruz. Düz bir şekilde devam ediyoruz. Sadece önden kesiyoruz. Şöyle bakalım. Başlarken iki tane, bitirirken iki tane ilmeğimi kestim. Arkamızı işlem yapmadan örüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ve diğerlerini herhangi bir işlem yapmadan örelim ve sıramızı tamamlayalım. Arka yönden örelik tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Bakınız şu çıkıntımızın olduğu yer ön yüz. 16 tane ilmeğimi örüyorum. İşaretimden sonra 2 ilmeğimi aynı anda örerek kesiyorum. 16 ilmeğimiz ördükten sonra aradaki ilmeklerimi tamamen ördüm. İşaretimin hemen yanındayım. Son 2 ilmeğimi aynı anda örüyorum ve düz yönden kesme işlemimi yapıyorum ve bu şekilde keserek yukarıya doğru ilerleyelim. Sadece ön yüzden keselim, arka yüzden herhangi bir işlem yapmayalım. 16 tane kenar trabzanım ördüm ve kaç diş ördüğümüze bakalım. 1 2 2 dişimizi örmüştük. 3. dişten itibaren kesme işlemimize başlamıştık. Bakınız. Toplam hepsini birlikte sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 diş haroşamız olduktan sonra 16 ilmeğimi ördüm. Aradaki 6 tane ilmeğimi kesiyorum ve 16 tane ilmek tekrar bırakıyorum. Şimdi devam edelim. Her ikisini birlikte alıyorum ve örüyorum. Takıyorum tekrar. 2 ilmeğimi tekrar örüyorum ve bu şekilde kesiyorum bakınız. Yeniden kesiyorum. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 ve elimdeki 17. Bir tane daha kestikten sonra kesme işlemini tamamlıyorum bakınız. Kesme işlemimizi tamamladım. Hemen Misinalı küçük şişime geçmek istiyorum. Dilerseniz yine aynı şişte de devam edebilirsiniz. Bakınız çünkü arkayı bir bütün halinde öreceğimiz için buradaki şişimizi de çıkaracağız zaten. Şimdi ilerliyorum. Misinalı şişimi taktım. Devam ediyorum. Aynı şişte de devam edebilirsiniz. Sadece kolaylık olması açısından varsa küçük misinalı şişleriniz onunla örmeye başlarsınız. Çünkü arkadan birleştirmeye başlayacağız. sona kadar hepsini örüyorum bütün ilmeklerimi sona kadar ördüm Evet hemen şişimi bırakıyorum diğer şişimi çıkarıyorum bakın şöyle burun kısmını önce görelim burun kısmını örerek tamamladım bu aradaki minik 6 tane e, ilmeğimi de kestim. 16 16 sağda ve solda. Daha sonrasında küçük bakınız misinal şişimi taktım. Misinal şişiniz yoksa yine aynı şişle devam edin. Bir yardımcı şiş e, kullanarak örmeye devam edebilirsiniz. Kendi numarasından e, küçük de olabilir, büyük de olabilir. Varsa tabii ki aynı numara gayet güzel olur. Sonrasında bu, bu taraftaki şişimi tamamen çıkarıyorum. Arkayı bir bütün halinde öreceğim için hemen Arkadan takıyorum. Bakınız arkadan taktım arkaya kapatıyoruz. Önümüz açık kalacak çünkü çok rahat edersiniz. Eğer misinalı şiş varsa misinalı yoksa yardımcı bir şiş kullanarak işlemimizi yine rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, bakınız orta yönde şişlerimizin uç kısımların buluşması gerekmekte. Şöyle görelim bakınız şu kısmı kapatarak devam edeceğiz. Şu kısım kapanacak sadece ön kısımlarımız açık kalacak şimdi aynen burada yapmış olduğumuz işlemimizin tekrarını yapacağız yalnız bunun gibi bükmeyeceğiz sadece düz bir şekilde bir ters bir düz olarak örüp boyun kısmını örmeye başlayacağız ve boyun kısmında bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet rengi aldım hemen ortadan şu şekilde düz yönden örmeye başlıyorum birinci ilmeğimi şu şekilde takıyorum. Ve birer birer örüyorum. İsterseniz ilmeğimizi örme aşamasında gizleyebilirsiniz. İsterseniz daha sonra da gizleyebilirsiniz. Şu şekilde aynı anda götürebilirsiniz. Ama zorlanacağız derseniz daha sonrasında ilmeklerimizi arkadan tığ yardımıyla gizleyebiliriz. Şişi taktığımız için bakınız ters yönde takılmış. Hemen düzelttikten sonra düz yönden düz olarak örüyorum. Bir düz bir ters olarak örüyoruz. Ve altı sıramızı tamamlıyoruz ama öncesinde arkamıza kadar gelelim. Evet arkaya geldim. Bakınız tam birleşme noktasına. şişimin önünü tekrar bu tarafa aldım. Bakınız buradan diğer tarafa düzelttim. Eğer e, misinalı yoksa iki şişimizde bir de yardımcı şiş lütfen kullanalım. Hemen biraz rahatlattıktan sonra yine iki şişle örmeye devam edebilirsiniz. Sadece bu geçiş yerinde lazım olacaktır. Evet. Şimdi örüyorum bakınız. Arkamızın her ikisinin bulunduğu yer ilk ilmeğimi alıyorum ve düz olarak örüyorum. Biraz sıkı olarak örelim. Arkayı gevşek bırakmayalım. Bakınız ilmeğimi sıkı bir şekilde aldım ve devam ettiriyorum. Birer birer düz olarak örüyorum. Zaten çok az ilmek sayımız. Bir yönden düz, bir yönden ters olarak örüyoruz. Birer birer ilmeklerimizi örüyorum. Birkaç sıra ördükten sonra çok rahatlayacaktır örgüdeki hareketimiz. En son ilmeğimi de örüyorum. Düz yönden ördüm. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bakınız ters olarak bütün ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Toplamda 6 sıra örelim. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz. Evet bir düz bir ters sıramızı ördükten sonra altı sıramızı tamamladım. Bakınız arkamız normal ters. Evet şimdi bu tırtıklı olan bölümümüzü örmeye başlayabiliriz. Bir tane kesiyoruz, bir tane artırıyoruz. Bir kesiyoruz, bir artırıyoruz şeklinde. Sıramızın bir ucundan başlayıp diğer ucuna kadar örüyoruz ve iç kısmında Dışında ördüğümüz gibi aynı şekilde 6 sıra ters düz örgümüzü örüyoruz ve içine güzel bir şekilde kıvırarak dikiyoruz ve buradaki gördüğümüz tırtıklı bölümümüz oluşuyor. Evet şimdi hemen örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimi boş aldım örmeden ikinci ilmeğimi örüyorum. İpimi şişimin üzerine alıyorum. Bir tane artırma işlemi yapıyorum ve iki tane ilmeğimi aynı anda alarak kesiyorum bir tane artırma yapıyorum İkisini aynı anda alarak kesiyorum yine şişimizi üzerine ipimizi alalım İki tane ilmeğimizi birlikte alalım ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde gelelim ilmeğimi alıyorum sırasıyla örmeye başlıyorum bakınız bir arttığım ilmeğimi örüyorum kestiğim ilmeğimi arttığımı kestiğimi hepsini ters yönden örüyorum şöyle örelim ve yine alt kısımda yapmış olduğumuz gibi bir sıra ters bir sıra düz örerek alt sıramızı tamamlayalım ve artık sona yaklaştık Şöyle görelim bakın, birkaç ilmeğimizi de örelim. Son iki ilmeğimi de ördükten sonra bakın normal şişlerimle devam ediyorum. Sadece iki sıra alttan isin alımın yardımıyla ördüm. Evet şimdi düz olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. 6 sıraya tamamlayalım. Evet örgümüzü tamamladıktan sonra düz yönünden kesmeye başlayalım. Birinci örgümü örmeden aldım ilmeğimi. ikincisinden hemen geçiriyorum. Şöyle takarak da kesebilirim. Takıyorum. Hem ördüğümü hem de sıradaki ilmeğimi örüyorum. Düz yönden örüyorum. Ve kesme işlemimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Kesme işlemimizi tamamladıktan sonra ipimizi biraz uzun koparalım ve dikmeye başlayalım. Dikişimizi şu şekilde yapıyoruz. Bakınız büküyoruz. Bu aradan e, bağcık geçireceğimiz için lütfen hemen burayı dikerek başlamayalım. Her ikisi bu arka bölümlerin açık kalacak e, olan bölümler. Şimdi kahverengi olan bölümüne geçiyorum ve yukarıya çıkarak bir tane dikişimi alıyorum şöyle. Düzelterek ipimi de ayarlamasını yapıyorum ip ölçümü. Evet. Tam kahverengilerimizin olduğu yerden dikelim. Evet bu şekilde dikişimizi tamamladıktan sonra arkadan da dikmeye başladım. En üst noktadan itibaren dikiyorum. Bakınız dikişlerimizi birer birer karşılıklı alalım ve dış kenarlarını örgümüzün her ikisinin de dış kenarlarını birer birer alarak geçiriyorum ve diğerine hepsini sırasıyla bakınız diğer ilmeğimi karşıdaki kendisiyle aynı sırada olan ilmeklerimizi birer birer alarak tamamlayalım dikişimizi sıkıştırdığımız zaman bakın şu şekilde gayet güzel bir görüntü ortaya çıkmakta tabi daha farklı yöntemlerle dikmek isteyen arkadaşlarımız kendi yöntemleriyle dikişlerimizi yapabilirler hemen ipimi takıyorum şu kısmı da dikelim Bakınız patiğimizin arkası bu şekilde e, dikilmiş oldu. Hemen bu kısmımızı dikelim. Topuk kısmımızı da aynı şekilde yani alt kısmımızı da birbirine karşılıklı ilmekler alarak dikişimizi tamamlayalım. Geçişimi yapıyorum. Hemen şöyle içten alıyorum bu kısmı. Dıştan yapmayalım bu kısmımızı içe doğru yönlendirerek yuvarlak görüntümüzü bozmayalım ve hemen diğer ilmeğimize şöyle geçişimizi yapalım bir bir karşılıklı dikmeye başlayalım Evet tamamlayalım. Evet patiğimizin tabanını ve arkasını bu şekilde diktik ve dikiş kısmımızı tamamlandıktan sonra şimdi e, önümüzün bu görmüş olduğumuz pulamut süslemelerini çalışmaya başlayalım. Dilerseniz pompon olarak da çalışabilirsiniz. Dilerseniz sadece kordonumuzu örüp ucuna minik çiçekler yapabilirsiniz. Düğümümüzü atarak örmeye başlayalım. Şöyle biraz iri bir düğümümü atıyorum ve bırakıyorum. Kahverengi ipimi alarak hemen şuradaki görmüş olduğumuz kısımları örmeye başlayalım. Sihirli halkamı yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim kapadıktan sonra elime alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir. Tığımın başını doluyorum. İki. Tekrar başını dolayarak. Üç. Dört. Beş. Beş. 6. 6 tane başını dolayıp batıyorum ve de zincirimiz vardı. Halkamızı yavaşça kapatıyoruz ama öncesinde düğüm attığımız ipimizi şöyle içine yerleştiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk zincir çekerek geçişimi yaptığım yere geliyorum. Ve şöyle bir tane geçişimi yapıyorum. 1 ve 2 zincirimi yeniden çekiyorum. 6 tane e, birer defa da başını dolayıp almıştım. Her birisine 2 defa batıyorum. Aynı yere battım bakınız. Ve hemen yanındaki bölüme 1 ve 2 başını dolayıp batıyorum. Bir sonraki bölümü 1 2 başını dolayalım. Bir sonraki bölümümüze 1 ve 2 1 2 Bütün bölümlerimizi ikişer defa örerek tamamlayalım. 1 ve aynı yer 2. Şöyle görelim bakınız. Hemen geçiş yapacağımız yerin yanındaki bölümdeyim. 1 ve 2. Zincirimizi çekerek başlamıştık. Bakınız zincirimizin olduğu yere gelerek giriyorum ve şöyle bağlanıyorum. Artış yapmıyorum. Bir iki zincirimi çekiyorum. İki zincirimi çektikten sonra her bir bölüme sık iğne batarak birer defa örüyorum. İki. Bakınız bir. Hepsine birer tane sık iğne batıyorum. Birer birer sık iğnelerimi örüyorum. Bakın kıvrılmaya başladı. İlk iki sırayı başını dolayarak almıştım. Üçüncü sıramı sık iğne olarak ilerletiyorum. Batıyorum ve başlangıç noktama gelip batıyorum. İlmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımla kesiyorum. Rengimizi bir tanesini tamamladık. Şöyle bakınız. Şimdi diğer rengimize geçelim. Bilek kısmında ve e, Tabanlığımızın kenarlıkta kullandığımız rengimize ipimi alıyorum. Herhangi bir noktadan hiç fark etmez. Örmeye başlayalım. Atıyorum, ipimi alıyorum. Bir tane bağlandım ve bir zincirimi çektim ve sonra her bir yuvaya bir tane sık iğnemi örüyorum. Birer birer ilerliyorum. ve ipimi de alttan götürdüm şu şekilde bağlanma noktama batıyorum başlangıç noktamıza kadar geldim ve zincir çektiğim yere gelerek bağlanıyorum geçişimi yapıyorum bir tane zincir ve ikinci zincirimi ilave ettikten sonra bir ileriye batıyorum bakın hemen yanına değil bir sonrakine batıyorum. Yeniden sık iğnelerimi örüyorum. Birer birer ikinci sıra sık iğnemizi örmekteyiz. Evet başlangıç ve bitiş noktasının bulunduğu noktaya geldim. Buraya batmıyorum. Zincirimin olduğu yere direkt batıyorum. Eksiliyoruz da sadece bir yönden bakınız. Şimdi üçüncü sıramızı örelim. Üçüncü sıramızı şu şekilde örüyorum. Bir ve iki zincirimi çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Çekmiyorum. Bir sonrakine batıyorum. İkisini aynı anda çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum ve çıkıyorum. Bir sonraki ile birlikte kapatıyorum. Batıyorum. Daralıyoruz. Bakınız burada. İkincisini de battıktan sonra kapatıyorum. Alıyorum. Yanındakini alıp her ikisini aynı anda kapatıyorum. Alıyorum. Bir sonraki tekrar kapatıyorum. Ve bir sonraki Evet şu şekilde bakınız. Ağzımız iyice kapanmadan bu aşamada hemen İçini doldurmaya başlayalım. İçini el yapımızla, pamuğumuzla ya da kalan ip karpıntılarıyla eğer el yapınız yoksa bütün imkanları aynı anda bulamayabiliriz. Bir şekilde içerisini dolduralım. Ben hemen el yapımı dolduruyorum. İçini yeteri kadar doldurduktan sonra yeniden örmeye başlayalım. Biraz önceki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar edelim. Başlıyorum. Alıyorum. Bir tane daha alıp her ikisini aynı anda çekiyorum alıyorum. Bir sonrakini tekrar girerek alıyorum. Her ikisini birlikte çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum ve tekrar devam ediyorum sonrasını. En son bakın şu şekilde kapatıyorum. Tamamen kapandı. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi biraz çekiyorum. İpimi biraz çektikten sonra sıkıştırıyorum ve tığımı şöyle elimizde güzel bir şeklimizi verdikten sonra tığımızı şöyle girdirerek ipimi içeriye doğru alarak izliyorum bakınız gayet güzel hemen şöyle biraz daha isterseniz farklı uzaklıklara birkaç hamle ile götürebilirsiniz istediğiniz yere ama kendi içinde de kalıp şöyle alabilirsiniz bu kadar yeterli zaten zincir çekmiştik Evet bu şekilde işlevimizi tamamladık. Çok hoş oldu. Buradaki yeşil ipimizle kordonumuz için ilmeğimizi alalım. Hemen batıyorum. Bir tane ilmeğimi alıyorum. Yandan giriyorum. Herhangi bir yerden hiç fark etmez. İki tane ilmeğimi aldım ve şişimle örmeye başlıyorum. Kordonumuzu şişimizle yapalım. Dilen arkadaşlarımız tığımızla yapar ama patiğimiz genel itibariyle şişimizde ördüğümüz için Şöyle gördüğümüz gibi Kordonumuzu da şişle yapalım. İlmeğimi şişime aktardım ve örüyorum. 1 ve 2. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar örmeden şişime aktarıyorum, diğer şişime geçiriyorum. Her ikisini ve yeniden örüyorum. 1 Şöyle alalım hemen. 1 ve 2 örmeden şişime aktarıyorum ve örmeye başlıyorum. 1 2 Tekrar şişime geçiriyorum örmeden. 1 ve 2. Bakınız bir tanesini bir sıra örmüyoruz, bir sıra örüyoruz. Şişime geçiriyorum. Hemen örmeye başlıyorum. Şöyle bakın, ilk ilmeğimi 1 ve 2 Diğer şişimi aktarıyorum, rahat bir şekilde. Birinciyi hemen örüyorum, ikinciyi örüyorum. Tekrar sol elimdeki şişimi örmeden aktarıyorum. Sağ elimdeki şişimle hemen örüyorum. Sol elimdeki şişime örmeden aktarıyorum ve istediğim kordon boyu gelene kadar örüyorum çok çok kolay bakınız kordonumuz Elimizi rahatladıkça daha güzel de olmakta bir ve iki iki tane örüyorum önce ipimin olduğu sonra öndeki ilmeğimi şişime takıyorum ve yeniden bir iki şeklinde örüyorum tekrar şişime takıyorum birinciyi örüyorum ikinciyi örüyorum yeterli kordon ölçüsüne gelene kadar örmeye devam edelim Yeterli ölçü olana kadar ördüm. Santim olarak şöyle bakalım. 33 santim kordonumuzun uzunluğu. Şimdi hemen kesiyorum kordonumuzu. 33 santim gayet yeterli. Birinci ilmeğimi şu şekilde alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ilmeğimin içerisinden geçirerek bir tane şöyle zincirimi çekiyorum ve kordonumu örmeyi bu şekilde tamamlıyorum. şimdi şatana iğne yardımıyla patiyemizin arasından geçirelim. Evet diğer uç noktamızı da yine çalışmaya başlayalım. Aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Sadece başlangıcımızı birlikte yapalım. Daha sonrasını Yine aynı işlemimizi tekrar edip içini doldurarak kapatma işlemimizi şuradaki açık renkli bölümümüzde yapabilirsiniz. Hemen yeterli bağcığımızın uç kısmını bakınız koparmıştık. Hemen ilmeğimi takıyorum. Tığımı takıyorum ve kahverengiden ilmeklerimi çıkartmaya başlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Sağlamlasın diye bakınız pekiştirdim. Tığımın başını doluyorum ve batıyorum. Zincirimi saymıyorum. 1, zincirimi saymadım 2 3 4 şöyle gizleyelim 5 ve 6 6 tane ördüm zincirimin bulunduğu yere girerek şu şekilde batıyorum ve bu iki zincirimi çektikten sonra hepsine ikişer batıyorum ve çalışmamı aynı şekilde tekrar ediyorum. Dilerseniz birini büyük birisini biraz daha küçük olarak çalışabilirsiniz. Dilerseniz eşit miktarda ayarlayarak çalışabilirsiniz. Evet bu kısmımızı da tamamlayalım ve sonrasında görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar her ikisini ördükten sonra patiğimiz kullanıma hazır hale geldi. Minicik çok hoş güzel bir patik oldu. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.